Mevlüt bizlerle birlikte bugün. Mevlüt Erdinç ile kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hem hazırlıkları konuşacağız, hem onun performansıyla ilgili değerlendirmelerini kendisinden isteyeceğiz. Mevlüt, hoş geldin öncelikle yayınımıza. Canlı yayındayız. Taraftarlarımız, futbol severler, spor severler bugün bizlerle birlikte. Hemen öncesinde tabii şunu da belirteyim. Futbol severler, spor severler dedim ama aynı zamanda Fransa'dan da bizleri izleyenler var değil mi? Evet. Onlara ilk olarak selam göndererek başlayalım mı? Anneme selam göndereyim, Fransa'da şu an. Her gün izliyor sizin kanallarınızı. Yani ona selam gönderiyorum. Evet, buradan annemize, teyzemize, bizleri izleyen herkese selam gönderelim. Hem Türkiye hem de dünyanın dört bir yanında olan Fenerbahçelilere. Öncelikle seni bir kez daha tebrik etmek istiyorum. HES Kablo Kayserispor maçının ardından seninle röportaj yapmıştık aslında. Kısa bir değerlendirme almıştık karşılaşmayla ilgili, o gün attığın golle ilgili. Bugün biraz daha uzun uzun bunları da konuşalım istiyoruz. Neler söyleyeceksin? İki kulvarda yola devam ediyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final adımızı yazdırdık. Ligde de devam eden maçlar var. Öncelikle bu serüvenle ilgili neler söylersin? Ya öncelikle 2020'ye çok iyi girdiğimizi düşünüyorum. Çünkü iki maç, iki galibiyet. Yani kupada olsa da çok önemli maçtı bizim için. Yani benim için de çok önemliydi. İçeride ilk 11'de oynadığım ilk maçımda. Yani çok şükür çok iyi geçti benim için. Yani çok çalıştığım, bazen şanssızlık oldu ama bu maçta yani yüzüm güldü. Çok şükür iyi geçti yani. Evet, tabii o golden sonraki hem senin sevincini takım arkadaşların da tüm tribünlerde evet paylaştılar değil mi? O da eminim çok daha anlamlıdır senin için. Tabii ki yani. Ben golüm için çok mutluydum ama o anda yani takım arkadaşlarım hepsi tebrik etti. Birer birer hepsi geldi yanıma. Hocam da olsun yani yarıda tebrik etti. Yani bir de o atmosfer yani inanılmazdı gerçekten. Yani biz taraftarlarımız gerçekten arkamızda hissediyoruz. Çünkü bazı kulüpler işte kötü dönemden geçiriyor belki ama taraftar arkamızda. Yani biz bu durumu sadece kazanmakla mecburuz yani bu, çünkü her şeyi düzeltmek için yani durumu düzeltmek için onları arkamızda hissediyoruz yani bu çok önemli. Taraftarımızın böylesine büyük bir sevgi göstermesi, her zaman her koşulda sizin arkanızda olması sizde nasıl bir duygu yaratıyor? Yani bir baskı oluşturuyor mu yoksa aksine müthiş bir itici güç mü? Yani bir baskı oluşturuyor ama güzel bir baskı. Yani çünkü biz antrenmanda olsun, maçta olsun yani çok gerçekten çok inanarak yani oynuyoruz. Çünkü buranın büyüklüğünü biliyoruz yani. Taraftar bize hissettiriyor ve ya inanılmaz bir duygu yani burada oynamak, içeride oynamak taraftarımızın önünde. Yani onlar emin olsun ki yani biz elimizden her şeyi yapıyoruz yani geleni. Evet, yani bunu aslında biz Antalya kampında da gördük. Sezonun ikinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya'da yapılan çalışmalarda ciddi bir tempoda gerçekleşti hazırlıklar. Sezonun ikinci devresi için yoğun tempoda yapılan antrenmanlar. Tabii hedef Türkiye Kupası ve şampiyonluk. Bunun için neler söylersin? Yani yani böyle sessizce çalışıyoruz, kazanıyoruz. Yani çok söylememek gerekmiyor aslında ama bunu biz hocamızla olsun, yani yardımcı hocalarla olsun çok iyi çalışıyoruz antrenmanlarda. Herkesin aynı hedefi var. Yani biliyoruz. Yani o aklımızda tabii ki. Evet, bunu hiç unutmuyoruz. Hedef içinde çalışmalara devam ediyoruz. Güzel de bir arkadaşlık ortamı var galiba takım içerisinde. Biraz da senin ağzından dinleyebilir miyiz? Takımdaki arkadaşlık ortamıyla ilgili neler söylersin? Son maçta çünkü bunu bir kez daha ortaya koyduk. Yani tribünler, takım içerisindeki o güzel birliktelik, oyuna giren oyunculara verilen destek, gol atan oyunculara verilen destek, o birliktelik. Yani bunlar çok önemli çünkü bunu... Bunlar anı olarak yani kalacak. Yani sezon sonunda bu günleri hatırlayacağız. Çünkü gerçekten herkes kenetlenmiş durumda. Yani herkes taraftar olsun, oyuncular olsun. Ben onu hissediyorum yani sahadayken. Yani bir oyuncu şanssız olduğunda bile taraftar arkasında. Yani bunlar çok önemli çünkü herkesin söylediğim gibi aynı hedefi var. Değil mi? Herkesle evet. Hedef aynı. Bunun içinde bir birlik ve beraberlik var takım içerisinde. Sen kendi performansını nasıl değerlendirirsin? Nasıl hissediyorsun kendini? Sahada gerçekten süre aldığın zamanlarda her şeyini ortaya koyduğunu aslında görüyoruz. Şanssızlık vardı, onu da kırdın son maçta. Kendimi iyi hissediyorum yani gerçekten. Yani hoca şans verdikçe yani
Ben de göstereceğim yani. Ama bu son maçta gerçekten kendimi iyi hissettim. Çünkü kampta çok iyi çalıştık. Yani fizik olarak daha iyiydim. Ve golümü de attım çok şükür. Yani çok iyi geçti. Yani daha 2020'de daha iyi olacağım. Değil mi? 2020'de daha iyi bir Mevlüt Erdinç göreceğiz. Bundan hiç şüphemiz yok. Peki o gol sonrası, maç sonrası gelen tepkiler nasıldı sana? Ailen olsun, sosyal medyadaki taraftarlarımız, futbol severler. Çok iyiydi. Gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü yani benim hissettiğim şey herkes destek oluyor. Yani benim yani böyle şanssız bir süreç geçirdim. Ama yani herkes arkamda oldu yani. İlk önce hoca olsun yani. Öyleydi. Yani yardımcı hocalar, takım arkadaşlarım yani. Bunlar çok önemli. Bunları unutmayacağız yani sezon sonunda. Değil mi? Tabii yani takıma dahil olduğun süreçte yönetim başkanımızın ardından dediğin gibi hocamızın, takım içerisindeki arkadaşların desteği her zaman vardı ve herkes için bu destek var değil mi? Evet, herkes için yani onu hissediyoruz yani takım içinde az oynayan oyuncular için iyi, yani hep sürekli oynayan oyuncular için yani her şey aynı yani. Herkes aynı davranıyor bize. Ya bunlar çok önemli. Yani burası yani çok büyük bir kulüp yani. Yani bunun oyuncular herkes farkında bunun. Yani gerçekten yani zaten hissediyoruz yani içeride oynadığımızda biliyoruz. Deplasmana gittiğimizde hissediyoruz. Herkesin hedefi aynı. Değil mi? Özellikle o deplasmanlara gerçekten gittiğimizde daha havalimanına indiğimiz anda taraftarın coşkusu, desteği yanınızda olduğunu hissettirmesi çok önemli olsa gerek. Ya herkes aynı şeyi istiyor yani. Herkes aynı şeyi istiyor ve ilk önce biz çok istiyoruz. Yani bunu istemek çok önemli ve ona göre çalışmak, ona göre maça çıkmak çok önemli. Çok istiyoruz dedin. Gerçekten bundan sonra artık oynayacağımız her maç bir final havasında geçecek. Bundan sonraki süreçle ilgili neler söylersin? İlk olarak da Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak. Ardından yine kupa ve lig maçları devam ediyor olacak. Yani 2020'ye çok iyi girdiğimizi düşünüyorum. Yani 2 galibiyet, 2 maç. Artık Başakşehir maçı var cumartesi. İyi hazırlıyor oluruz yani maçı. Yani biz içeride kazanmak istiyoruz. Başka bir şey yok aklımızda. Ve taraftarla da kazanacağımızı düşünüyorum. Yani çünkü içeride oynayacağız. O bizim için çok büyük bir güç. Tabii aslında uzun bir yol var önümüzde diyoruz. Oynayacağımız maçlar var ama maç maç bakarak gideceğiz galiba. Öyle mi? Şu an senin verdiğin cevaptan onu anlıyorum. Biraz. Öyle çünkü yani her maç çok önemli. İçeride, dışarıda 3 puan. Her maç hedefimiz aynı 3 puan almak yani. Çünkü çok zor bir lig. Yani maç kazanmak gerçekten çok zor. Deplasmanda olsun, içeride olsun. Yani artık maç maç olacak. Evet öyle. Şöyle bir bu sezon oynadığımız maçlara baktığında geride kalan karşılaşmalarda hayal kırıklığına seni uğratan maç hangisiydi? Beklemediğiniz bir puan kaybının olduğu maç hangisiydi diye sorsam ilk aklına hangi karşılaşma geliyor? Sivas olabilir çünkü orada kaybettik maalesef kötü oynadık orada. Yani zaten kazanmayı o gün hak etmemiştik çünkü yani gerçekten fazla yani pek iyi oynamamıştık maalesef. Yani o maç çok o maçtan sonra çok üzgün dönmüştük diye hatırlıyorum. Değil mi? Evet o karşılaşmadan sonra gerçekten moraller tabii her kaybedilen maç ya da puandan sonra bu şekilde oluyor. Bundan sonra oynayacağımız maçlara bakıyoruz dedin sen de artık. Takım içerisinde çok güzel bir arkadaşlık ortamının olduğunu söyledin. Attığın golün sana ayrı bir moral ve motivasyon verdiğini söyledin. Takım içerisindeki arkadaşların nasıl destek oldular sana? Biraz ondan da bahseder misin? Yani şeyi hatırlıyorum yani golümden sonra Nabil Dirar koştu yanıma. Jailson koştu çok sevindi. Yani Max çok sevindi. Ferdi hepsi yani Adil Rami. Yani bir de hissettim yani o anda çok farklı bir duygu yaşadım attığımda golümü. Çünkü yani bu statta gol atmak gerçekten inanılmaz bir şey. Yani bir de o golden sonra o sevgiyi hissettim yani arkadaşlarımdan. Bu beni daha çok mutlu etti yani.
Gerçekten öyle. Soyunma odasında hiç konuşuldu mu daha sonra? Ben aslında bunu maç sonu röportajda Dirar'a da sordum, Nabil'e de. Dedim ki hani maçtan sonra herhangi bir şey konuştunuz mu? Çok fazla bir şey söylemedi bana. Bilmiyorum konuşuldu mu konuşulmadı mı. Sadece ben Mevlüt'e her zaman inanıyorum, güveniyorum ona. Zaten onun için olması gereken şeyler bunlar demişti. Evet evet, gerçekten öyle yani Nabil. Yani bana güveniyorlar, ben hissediyorum çünkü niyetimi de biliyorlar. Yani taraftarlarda gerçekten aram çok iyi çünkü niyetimi biliyor herkes. Yani çalışkan olduğumu biliyor, iyi niyetli olduğumu biliyor. Yani her zaman öyle olacak. Ben her zaman buranın değerini çok iyi biliyorum yani gerçekten. Bir de özellikle Fransız futbolcularımızın seninle konuşurken Mevlüt Erdinç dedikleri çok dikkat çekiyor. Bu ne? O Erdinç yani benim soyadım. Ama maalesef benim rahmetli babam Fransa'dayken onu Erdinç yazmıştı ama onlar Erdingi okudu, G ile okudu sonunu. Ve sonra benim Fransız pasaportumda doğduğumda G kaldı, Erdingi kaldı. Ama Türk pasaportumda tabii Mevlüt Erdinç. Ama o hiç değişmedi. Fransa'da herkes Erdingi diye tanıyor. Yani çok şey yani böyle güzel bir anı yani böyle çok önemli değil yani bence. Ama tabii merak da edilen bir konuydu. Çünkü Fransızların özellikle sana Erding diye olmaları neden acaba böyle söylüyorlar? İşte sebep bu. Evet, değil mi? Aynen. Yani sadece küçük bir şey ama yani güzel bir şey yani bence çok büyük bir şey değil yani öyle. Evet, teşekkürler. Evet, Sadık da bize el sallayarak bu arada çıktı. Sadık da tabii sakatlığı sonrasında çalışmalarını sürdürüyor. Bireysel olarak kuvvetlendirme programlarıyla devam ediyor. Bir futbolcu için en zor şey sakatlık değil mi? Tabii ki. Evet evet yani çok büyük bir sakatlık atlattı ama çok şükür şimdi iyi Sadık. Yani çalışıyor fitness'te, yakında sahalara dönecek. Yani daha güçlü olacak çünkü çok iyi çalışıyor. Zor bir durum değil mi? Sakatlık yaşamak futbolcu adına. Yani zor çünkü sevdiğimiz şeyi yapmak istiyoruz yani futbol oynamak. Yani sakatlanınca maalesef oynayamıyoruz çünkü ağrımız oluyor. Ama yani zaman iyileştiriyor her zaman. Eklemek istediğimiz başka notumuz, söylemek istediğimiz taraftarlarımızla belki camiamızla paylaşmak istediğin son birkaç cümlen varsa onları alalım. Sonra veda edelim izleyicilerimize. Yani herkes omuz omuz almalı gerçekten. Yani taraftar olsun, oyuncular olsun. Herkes yani bütün Fenerbahçeliler. Çünkü herkesin hedefi aynı ve beraber olmalıyız. Bu beraberlikle o hedefe ulaşacağız diyorsun değil mi? Çok teşekkür ediyorum Mevlüt. Bugün bizlerle birlikte oldun. Bu güzel ve keyifli sohbeti gerçekleştirdik. Çok sağ ol. Evet Mevlüt tüm samimiyetiyle bizimle birlikte duygularını, düşüncelerini paylaştı. Hem kendi performansıyla ilgili hem de genel olarak takımın performansı ve bundan sonra oynayacağımız karşılaşmalarla ilgili tüm düşüncelerini bizlere aktardı. Teşekkür ediyoruz.